NBA'ye hoş geldiniz. Sezonun son gündem videosu. Ortalık karıştı, fikstürler birbirine girdi. Kim play'ine kalacak, kim playoff'a kalacak derken gündeme yeni bir konu geldi. Öncelikle bunu konuşacağım bu videoda. Bu da NBA ile Oyuncular Birliği arasındaki yeni toplu iş sözleşmesi. Dün gerçekleşti bu sözleşme. 6 yıllık sözleşmenin son yılında iki tarafta çıkmayı kabul etti. 7 yıllık yeni bir sözleşme yaptılar. Hemen detaylarına geçeyim. Önce en önemlisi turnuva konusu. Bu turnuva konusu, sezon içi turnuvası konusu. Geçen seneden beri konuşuluyordu. Hatta Kasım Aralık dönemi bu sözleşmenin yenilenme ihtimali vardı, olmamıştı. O dönem öncesinde de konuşuluyordu. O artık kesinleşti bu sözleşme ile beraber. Onda detayları şöyle. Aslında tamamen normal sezondan farklı olmayacak. Kasım ayı içerisinde sezon maçları olarak oynanacak normal maçlar devam edecek. Kasım ayı bittiğinde ilk 8 sırada olan takım yani 30 takım arasında ilk 8 sırada olan takım bir turnuvaya girecek ve bu turnuva tek maçlere mi usul olacak? Nakat dediğimiz e, dört, ilk dörde kalan takımda da kendi arasında bir Final Four oynayacak. Bu Final Four'da tamamen tarafsız sahada olacak. Hatta onun ilk sezon içinde Las Vegas düşünüyormuş. İlginç olacak. Kazanan takımın oyuncularına 500 bin dolar artı koçuna da ödül var. Diğer katılan bütün takımlara da yine ödül havuzundan ödüller olacakmış. Buradaki gelirler de e, belli bağışlar için kullanılacakmış vesaire vesaire. Bu turnuva şu açıdan ilginç, Doğu ve Batı takımlarının karışık bir şekilde oynayacağı için bir kere ilginç. Özellikle bu oy takımların playofflara da karma girmesi fikri bir süredir ortada atılıyordu. hatta daha uzun bir süredir ortada atılıyordu. Ee, bu ama bu konunun gerçekleşmesi şu an için zor duruyor. Ama bu turnuva sanki onun kapısını böyle bir, ya biz bu kapıyı açsak ne oluru? Gösterebilecek gibi ama zaman itibariyle çok da umutlu değilim bu turnuvadan çünkü Kasım ayı Bazı takımların çok ekstra iyi başladığı ve sonradan zaten e, sezondan koptuğu durumlar olabiliyor Bazı iyi takımların çok Yavaş başladığı durumlar olabiliyor Belki öyle bir ekstra motivasyon yaratabilir bu takımlar biz sezona iyi girelim Bu turnuvayı da alalım çünkü şöyle ilginç bir durum daha var Bu, bu maçlar normal sezon maçları olacak ve finale kalan iki takıma Ekstradan birer maç eklenmiş olacak yani o takım, iki takım 82 değil 83 maç yapmış olacak. Bu durum nasıl etkileyecek yani kaybeden takım ve kazanan takım için ilginç olacak. Bunun detayını henüz vermemişler onu zaten ayrıca konuşuruz netleşince. Ee, bu turnuvanın e, etkisini ben merak ediyorum. Özellikle de dediğim gibi yani gelecekte Doğu Batı playofflarını karıştırsak mı konusunun böyle bir ön provası gibi de kabul edilebilir bu turnuva. Diğer 22 takım bu arada yani Kasım ayı içerisinde normal yani 8 maç ilk 8'e giremeyen pardon takım dışındaki 22 takım normal sezonunu bu arada oynamaya devam edecek. Onlar için bir değişiklik yok. Tabi bu fikstürü de o 8 takımı da belli olmayacağı için ayarlama açısından çok önemli. Yani orada gerçi şu da var şunu da planlamış olabilirler. Yani sezon başı olduğu için o 8 takım arasındaki maçtan rol çalabilecek e, maçların olma ihtimali düşük. Tabii ki başta belli birkaç takım birbiriyle oynadığında yine dikkat çekecektir ama oradaki rol çalma konusu düşük olacak. Turnuva biraz daha öne çıkartılacaktır. i̇kinci kritik madde taxpayer mid-level oyuncuların eklenmesi konusu. Özellikle de lüks vergisi sınırına aşan takımlar için şöyle bir hak vardı. Burada aslında örnekle açıklarsam daha olur ki SPN de açıklamasında bu örnekleri vermiş. İşte DiVincenzo gibi, Galinari gibi, Joe Ingles gibi oyuncuları özellikle de kaymak tabaka, tabaka, takımlar, tepe takımları ya da böyle bayağı at olmuş işte 30-40 milyon kontratlardan çıkmış 5-10 milyona 2 senelik kontrat yapabileceği oyuncuları bu takımlar topluyorlardı ya da playoff'ta kıymeti yüksek olan oyuncuları. Hatta bunu bir yine bir günden videosunda konuşmuştuk. Aşağıdaki takımların burada ne bu oyuncular için bir takas şansı oluyor, ne de onlara kontrat verip alma şansları oluyor. Çünkü e, bu oyuncuların önemli bir kısmı ya playoff için çok değerli oluyor ya bir son bir şampiyonluk kovalıyor, üst seviyede oynamak istiyor. Ama bir yandan da tepe tarafta lüks vergisini artık dibine kazımış, artık sen de gel abi, sen de gel abi de herkesi doldurmuş takımlar ki Milwaukee şu anda. Ee, müthiş genişletti kadrosunu onlar için bu konu e, birazcık zorlayıcı olacak oraya bir denge getirmişler özellikle tepe takımları sınırlandırıp e, orta ve alt takımlara biraz daha hem e, trade dönemlerinde hem de e, free agency dönemlerinde bir fırsat şansı verecekler oradaki temel kural da şu lüks vergisini geçtiniz üstüne de 17.5 milyon dolar daha çıktınız artık sizin bu taxpayer mid level exception olan oyuncuları alma şansınız kalmıyor onun dışında sezon ödüllerine aday olabilmek için özellikle de işte MVP için e, kontratınıza etki edecek işte o, e, sezonun en iyi beşi sezonun en iyi savunma beşi vesaire gibi ödüllere aday olabilmeniz için en az 65 maç oynamanız gerekecek. Tabi bu da birazcık işte e, oyuncuların dinlenme maç sayılarını düşürebilir diye hedeflenmiş. Evet düşürebilir. Tabi bunu hiç iplemeyen oyuncular bence yine olacaktır. Ama genel olarak özellikle de prime'ında olan, biraz daha genç olan ya da işte 30'larına yaklaşan ya da artık 30'undan sonra son bir hamle şansı arayan, burada belki önemli bir extension arayan oyuncular için belki sadece kontratının son yılında değil de yeni kontrat almak nedeniyle tamamında belki ya da belli süreçlere birkaç yıl için daha fazla efor sarf etmek etme yönünde motive edebilir bu kuralda. Onun dışında veteran kontrat uzatmalarına da yeni bir yüzde geldi. Eskiden veteran kontratlarını yüzde 120 oranında ekleyerek extend edebiliyordunuz, uzatabiliyordunuz. Şimdi bu oran yüzde 140'a çıktı. Burada da örnek olarak ilk iki isim direkt öne gelmiş: Jalen Brown ve Sabonis. Özellikle Jalen Brown'un bu kural sayesinde alacağı kontratta ciddi bir artış olacak. Eğer extension olursa bastığından ki alır muhtemelen. Onun dışında iki yönlü kontrat konusunun çok işe yaradığı konuşuluyordu zaten uzun süredir. Mesela buradan çıkan oyuncular örnek verirsek Reeves gibi, Dort gibi, Caruso gibi. Yine geçen sezon ciddi iş yapan Alvarado gibi. Bu sezon tabii fazla sakatlandı ama ya da şu anda Golden State Golden State Warriors'ta lamp gibi oyuncular bu iki taraflı kontratlardan geldiler. Ee, bu iki taraf kontrat konusunu ben de mutluyum açıkçası o, özellikle takımların bence tanking yapma tarafındaki çok ekstrem durumlara da işte tamamen yeniden e, yapılan takımları hariç tutuyorum ama özellikle de devamlı orta sırada takılan tepede durmak isteyen fazla aşağı inmek istemeyen belli bir pazar değerini hep yüksek tutmak isteyen takımlar için e, bu iki taraflı kontratlar oyuncuları geliştirmek develop etmek çok kıymetli olmaya başladı. Daha iyi scouting yapıyorlar, oyuncu gelişimiyle ilgili daha iyi koçlar çalıştırıyorlar. Daha iyi takım kimyası yaratıp bu oyuncuları bu takım kimyasıyla beraber yükseltmeye çalışıyorlar. O yüzden en sevdiğim kural bu oldu. Burada da 2 oyuncu sınırı vardı o sınır 3'e çıktı. Şimdi daha fazla oyuncuyu burada geliştirme ve kazanma şansları olacak. Onun dışında bu Van Endan'la ilgili yani 18 yaş ile ilgili birkaç haber gördüm ama sonra onlara ilgili bir detay bulamadım. E, açıkçası o konu netleşti mi netleşmedi mi tam anlayamadım. O yüzden ona şimdilik değinmiyorum ama benim son gördüğüm konu NCA oyuncularının e, yine kes pardon lise oyuncularının lise bittikten sonra en az bir sene NCA'de oynaması ya da bir G League e, sezonu geçirmesi yine gerekecek Van Endan kuralı artı bu oyuncular... Draft'a girdiklerinde bir kez daha giremiyorlardı. E, bu da yine aynı şekilde devam ediyor gibi gözüküyor. Ama burada tabi ekstra bir gelişme olursa onu yine konuşuruz. Bir de şu konu var tabi <laughs> bu konuyu Türkiye e, sınırları ve yasaları içerisinde uyararak söylemem lazım. Bu bizle ilgili değil Amerika'nın e, aldığı bir karar NBA'nin aldığı bir karar. NBA'deki oyuncuların Marihuana kullanımıyla ilgili yasaklara kalkmış. Özellikle e, Marihuana kullanımıyla ilgili kan testlerinin de yapılmayacağı söyleniyor bu sözleşmeyle beraber. Ee, tabii bunun e, ben kişisel kullanım ya da onlarla ilgili bir değerlendirmeye girmeyeceğim ama şu taraftan bence etkisi var. Özellikle NBA oyuncularının son birkaç senedir artan bir şekilde mental mental sağlıkları ile ilgili çok fazla e, konuşma dönüyor, çok fazla tartışma dönüyor. Oyuncularla takımlar arasında bu konu da çok tartışılıyor. Oyuncular da haklı olarak biz artık ciddi baskı hissediyoruz. E, bu konuda Ciddi mental sorunlar yaşıyoruz. Yıllarca konuşamadık. E, artık açılabiliyoruz bu konularda gibi durumlar da var. E, belki o taraftan fayda olabilir ama dedim bu benim kişisel yorumum değil. Bu tamamen e, NBA ile oyuncular birliği arasında yapılmış sözleşmenin bir sonucu. E, bence çok yani böyle oyuna büyük bir etkisi olur mu bilmiyorum ama e, tabii bunun detaylarını sezon artık başladıktan sonra göreceğiz. Evet NBA oyuncu toplu iş sözleşmesi böyleydi. Şimdi NBA'deki sezon sonu yaklaşırken bir son durumlara değinelim. Özellikle son iki haftaya baktığımda yani birçok takımın fikstürünü konuşmuştuk. Hatırlarsınız zorluklarını bir önceki videoda. İşte Philadelphia çok zor bir fikstür bekliyordu. Dallas'ın daha kolay bir fikstürü var diyorduk. Lakers'ın orta zorlukta bir fikstürü vardı vesaire vesaire derken. Gerçekten çok sürpriz sonuçlar çıktı bu süreçte. Belki de en önemlisi de Dallas'ın bu süreçte iki tane Charlotte maçını üst üste kaybetmesiydi. Kere Charlotte'ın zaten hiçbir iddiası yok yani ligde. Ki kaybedecek hiçbir şey olmayan takımlar sezon sonunda daha tehlikeli olabiliyorlar. Çünkü burada sezon içerisinde süre alamayan ya da biraz kendini göstermek isteyen gelecek sezonlarda o takımda olmasıyla belki başka takımlarda kontrat şansı yakalamak isteyen oyuncular da Birazcık gaza basıyorlar bu da takımlar için diğer takımlar için tehlikeli olabiliyordu. Bunda da Piyango Dallas'a vurdu. Tabi bu konu sadece e, rakiplerle dallasa da ilgili. Dallas Mavericks e, geçen sezonu hatırlarsak geçen sezon biterken özellikle Powell'ın müthiş savunma etkisi, Block'un savunmaya getirdikleri, Dorian finney smithin inanılmaz yüksek e, yine savunma etkisiyle Dallas playoff'a girerken inanılmaz bir savunma takımı imajını e, çizmişti. Bu sezon hiç yok. Yani savunmada ligin dibine geldiler neredeyse. Üzerine Kyrie Irving'in gelmesi, Dorian Smith'ten çıkmaları, Clever'ın sezon boyu süren sakatlığı, Powell'ın e, aynı formu bir sezon daha sürdürememesi, onun alternatiflerinin işte Maggie Wood gibi e, oyuncuların e, zaten hiç oralarda olmamaları, şu anda öyle bir playoff e, impact olabilecek oyuncular değil savunma tarafında. Dallas'ı iyice zor duruma sürükledi. Daha da kritiği bunun üzerine Doncic şu açıklamayı yaptı. Ee, sanırım ilk Charlotte maçından sonraydı. İkinci de olabilir. Yani sağda kendim gibi hissetmiyorum. Sadece çıkıp takılıyorum. Ee, ve genel olarak hissettiklerim, mutsuzluğum, Sağda hiç gülümsememem. Ee, sadece basketbolla ilgili değil. Basketbol dışı şeyler de var ee, dedi. Hatta basın mensupları orada hani açıklar mısın nedir falan deyince hayır, özel hayatımı çok açmak istemiyorum diye de belirtti. Ee, tabii ki özel hayatındaki çok ciddi sorunlar olabilir ama sahada gördüğümle ilgili konuşursam özellikle bu Charlotte maçlarının ikincisini izledim. Ve e, o dönemki birkaç Dallas maçına daha baktığımda genel olarak Donch için her pas verdikten sonra kime verirse versin. E, belki burada Kyrie'yi biraz daha ayrı tutabiliriz. O suratındaki o bir şey olmayacak ya. Buradan artık nere çıkar e, konusunu çok iyi görebiliyorum. Yani e, hiç güvenerek atmıyor o pasları. Kendisi de bu pasları atmaya artık böyle uğraşmak yerine yapıyor gibi. Ne demek istiyorum? Mesela tepede bir ikili sıkıştırma geliyor kendisine. E, eski Donçı Çat'ın, eskiden yani en fazla geçen seneki Donçı çatırlayın. hatırlayın. Bu ikili sıkıştırmaları öncelikle delmeye çalışır ya da işte sıkıştırma geliyorsa onun üzerine bir oyun oynar. O da olmuyorsa belki eee gelirken bir fake pick kullanırlar ya da orada işte screen'i beklemeden drive eder. Savunmayı şaşırtırdı yani özetle. Şimdi hiç uğraşmıyor. E, bu baskılarda hemen pası tercih ediyor. Pas, pası tercih ettikten sonra toptalaşım berbat durumda. Buradan herhangi bir yüzde dış şut zaten sezon başından beri bulamıyorlardı ve burada da suratına da o yansıyor. Yani bakışlarına, oyun içindeki e, vücut diline bunların hepsi yansıyor. Tabi bu konunun Kyrie ile direkt ilgisi olup olmadığı konusunda net bir şey şu anda hani söylemek zor. Tabi hani o işte Kyrie geldi, Doncic mahvol değil. Hani evet, etkisi de şu an zaten ortada. Hani Doncic sakatken de Kyrie çıkıp maçı alması beklenen bir oyuncu hak gelir ki onu da yapamadı şu anda. Orada bir maç kaybettiler. O yüzden onlar için işler hiç iyi gitmiyor. Ee, ve bunun ben sadece sorununun sağ dışı nedenler olduğunu o yüzden çok inanmıyorum birazcık bence Dallas'la ilgili de sorunlar var. Hatta şimdi fixture'a bakıyorum. Üst üste kaybettikleri 4 maç. Memphis, Golden State ve iki Charlotte maçı, üzerine de Philadelphia maçı. Ki bu maçlardan zaten hani sırf Charlotte e, maçlarını alsalardı ya da Memphis maçını da buna ekleselerdi ki 4 sayıda kaybettiler o maçı da. İşler onlar için çok daha farklı olacaktı. Ha şu an bence hala Oklahoma'nın yerine play'ine girebilirler ama Playoff'larda şu halleri hiç ilerleme şansları yok. Zaten ilk turda da 8'den kalırlarsa bir şekilde play'inde. Zaten Denver'a karşı bir şey yapmaları çok zor gözüküyor. Bilmiyorum yani Dallas'ın bence artık doğru hamleleri yapma limitine geldiler. Burada Donchic'i tutmak, korumak gelecek sezon için onu daha iyi kullanmak istiyorlarsa artık bu takımda bir değişiklik şart. Sadece hani Kyrie'ye ekleyelim yanına yıldız koyalım değil genel yapısının hatta belki coachingin değişmesi gerekiyor. Onun dışında tabii sağ dışında da mutsuzluklar olabilir. Belki çok ciddi baskı hissediyor olabilir. Ee, ekstra mental sorunlar olabilir. Tabii bu onun kişisel sorunları. Onları da çözmesi gerekiyor. Çünkü geçen seneki Dallas'ta bu seneki Dallas hatta ilk sezonlardaki Dallas'ta bu sezonki Dallas arasında ciddi bir fark var. Dallas'ın negatif görüntüsünün yanına hemen Kings'in pozitif görüntüsünü ekleyeceğim. Kings'te 2006 yılından sonra Yaklaşık 17 seneden sonra ilk kez playoff'a kaldı. Evet Kings'in o sezon kadrosunu e, bir hatırlatayım aslında size 2006 kadrosunu. Birazdan nostalji olsun. Mike Bibi Matt The World Peace, Peja Stojakovic, Brad Miller. Ki Brad Miller bu arada e, playoff'u garantiledikleri maçta salondaydı. E, Bonzi işte Şerif Abdurrahim, Kevin Martin. E, i̇lginç bir kadroydu aslında Kings'in o kadrosu. Bir önceki nesilden sonra aslında iyi devretmişlerdi e, kadroyu ve 2006'dan sonra da playoff görememişlerdi. Aslında son 4-5 sezondur da çok iyi oyuncular bulmana rağmen de hiç ileri gidemiyorlardı. Tabi burada çok kötü koç tercihleri de oldu. Hatta yani çok kötü olmasa da aslında koçlar bu takımlarda doğru iletişim kurup doğru kadro mühendisini oluşturamamışlardı GM'le beraber. Buradaki değişiklikler yapıldı. Divaç gitti, koç değişti. Mike Brown geldi ki Mike Brown Bence Golden State'ten sonra ki Golden State'in ona nasıl etki ettiğini de bu Sacramento Kings takımında görüyoruz. Çok büyük değişiklikler yaptı. Özellikle mental olarak bence yaptı. Sadece taktiksel olarak değil. Bu oyuncuların hepsini aynı sayfaya oturttu ve... ...gerçekten ne kadar iyi ucum takım olabileceklerini gösteren bir yapı ortaya çıkardı. Ve Kings de playoff'lara kaldı. Tabii şunu da belirtmem lazım. Kings playoff'lara kalırken... Sezonun hatta şu anda son iki haftanın da en iyi hücum takımı. Ama bir yandan da e, hiç o kadar iyi bir savunmaları yok. Geçmişe baktığımda ki önceki sezon videolarında da bunu söylemiştim. E, tabii ki geçmişe göre daha iyi savunma yapıyorlar ama bugün playoff'ta size şampiyonluk getirecek hücuma sahipler belki ki onda da tam değiller. Ama savunmaya hiç sahip değiller. O yüzden böyle bir tuhaflık var. Belki de Batı'nın zaten geneline baktığımızda ki Batı yani ligin genel e, en iyi 10 savunma takımına baktığımızda zaten Batı'dan 4 takım var. Geri kalan hepsi Doğu takımları. Hatta bu aslında son birkaç güne kadar 3 takımdı. Oraya son anda işte şey de eklendi. Kim eklendikten sonra eklendi. e, ki Minnesota da eklendi. ki Minnesota'nın savunması da aslında zaten eee ama Jaden McDaniels ve e, Ken Anderson'ın orada mü müthiş müthiş çıkışı takım savunmasını çok iyi toparladı. Yani şunu demek istiyorum Kings batıda hücum olarak iyi bir yerde sıralaması müthiş bir seviyede ama e, playoff'lardaki konumu ne olacak bunu tabii ki playoff yayınında çok daha detaylı konuşacağız ama ben çok merak ediyorum. Bir yandan da işte batıda zaten çok iyi savunma takımı olmaması bu sezon yani Memphis dışında söylüyorum bunu. E, diğer takımlar işte Clippers geçmiş yıllardaki kadar değil Golden State'in hiç alakası yok ki Golden State müthiş bir savunma takımıydı. Zaten Lakers şimdi biraz orada toparlanmaya başladı. Minnesota ışık veriyor. Denver tabii ki burada e, yok için hala tartışmalı olduğu alanlar olsa bile tabii ki işaret veriyor. Kings kötü savunmasına rağmen ki bunu benden çok duyamazsınız. Batı'nın şu anki durumundan dolayı bu hücumuyla e, bir sürpriz adayı olabilir Batı'da. E, yani finale kalabilir mi bilmiyorum tabii dedim bunu daha detaylı konuşacağız ama ben Kings'in Mike Brown eşliğinde playoff'lar 3. sıradan girmesine aşırı sevindim. Bence özellikle de e, NBA ile ilgili mutsuzluğu olan seyirciyi de çok mutlu edecek bir takım olacak. Kings playoff'larda bayağı ortalığı karıştırabilir. Kendini tebrik ediyorum. Hatta Mike Brown da birazdan geçeceğim sezon ödüllerinde benim de en iyi koç adaylarımdan biri. Tabi bu performanslar yanında bir de kişisel performanslardan bahsedeyim. Russell Westbrook'un e, basketbolu hatırladığı bir maç yap oldu mesela Memphis maçı. 141-132 kazandıkları, ma kazandıkları maçta Russell Westbrook 36 sayı 10 asistle oynadı. Ve daha da ilginci %72 FG ve %100 üçlükle oynadı. 5'te 5 attı. Tabi bir anda böyle yine işte ortalık karıştı. Abi işte özür dilemeyiz Russell Westbrook haksızlık ettik falan derken. E Jaron Jackson Jr. falan oynamamıştı bu, bu maçta bu arada. Hatta sanırım Bane de oynamamıştı. İkinci maçta bu iki oyuncu gelince 108 90 kaybettiler. Bu maçta da Russell Westbrook eski performansına döndü. Ya tabi bu konuyu Russell Westbrook'u özellikle yermek için almadım ama şunu söylemem lazım. Yani belli ki artık şu noktadan sonra Russell Westbrook özellikle de bu tarz bireysel performansının ortaya çıktığı durumlarda yanında başka bir yıldız olmadan bunları yapıyor. Yani aslında belli ki kafasında hala oklahoma'daki günlerini özlüyor. Kendisini o kadar alıştırmış ki öyle oynamaya. Ki Durant varken de çok iyi oynadığı durumlar oluyordu ama yine orada aslında bireysel oyunlarını oynuyorlardı. Durant gittikten sonra tamamen kendi hanedanlığını kurmuştu ve kafa olarak burada e, başarıya bakmadan çok daha iyi performanslar verebiliyordu. Ve yine bundan bir ışık verdi ama e, şu anda e, Creepers'ı bir seviyede tutmak ve onun oyuna tutunması için bu oyununun e, işe yarama ihtimali yok. O yüzden umarım Clippers ondan daha verim alabileceği opsiyonları oluşturur. Belki onu kenardan getirmeyi playofflarda düşünebilir ama bu da tabii onu mental olarak çok düşürüyor. Zaten geldiği günde söylemiştik tam bir keskin iki uçlu bıçak Russell Westbrook konusu. İyi bir performans vermesi de tabii Clippers için yine de iyi. Diğer yandan Boston'a bir değinmek istiyorum. Boston'da son maçlarında inanılmaz yüzleri üçlük atmaya başladı. Tatum'lı Tatum'un pardon Tatum'un inanılmaz oynadığı e, Milwaukee Bucks maçını farklı kazandılar. Zaten çok hızlı bir şekilde 40 sayı farkı ulaştılar. Ve o maçta da Tatum 10'da 8 üçlük attı. Ya zaten genel olarak bu arada Boston Celtics'in e, hücum şeması e, çok daha iyi gözüküyor şu anda. Udoka biraz daha hücumu e, baskıcı, kontrolcü bir şekilde götürüyordu. Ki ona rağmen çok iyi sonuç alıyordu. Yer yer tabii daha Tatum'un, Smart'ın, Jalen Brown'un inisiyatif aldığı hücumlara dengeliyordu. Burada bazen o dengenin ucu kaçıyordu. Kim yönetecek bu hücumları derken oyundan düşebiliyorlardı. Şimdi çok daha fazla pas yapan, şu an yine en fazla pas yapan takımı çok daha iyi boşu bulan, herkesin dış atabildiği rotasyonları devamlı oluşturan kenardan gelen oyuncuların savunmayı devamlı desteklediği ve asla düşürmediği bir yapıya dönüştürdüm Azula. O yüzden de ortaya acayip bir sonuç çıktı. Ve yüzleri dış şut attıklarında ki o maçları %51 ile attılar. Acayip tehlikeli oluyorlar. Ve şu anda da hani sıralamaya baktığımızda ki hatta onu da aslında ben ekrana vereyim hemen. Sıralamaya baktığımızda yani Boston'ın Milwaukee Bucks'ı geçme ihtimali var. Burada da hatta çok kritik bir konu var. İki takım da hem Bucks'ta hem Boston'da Philadelphia oynayacaklar. Ve Boston Celtics burada eğer kendini tekrar birinci sıraya atabilirse Philadelphia'yı da aşağıda tutup kendisi için çok avantajlı bir yol yaratabilir. Zaten böyle yüzdelerle oynamaya devam ederlerse de bu çok zor gözükmüyor yani. Bunu yapma ihtimalleri çok yüksek. Milwaukee Bucks'a baktığımızda da onlar da Philadelphia'yı oynayacaklar Boston'dan önce. Onun dışında da Washington, Chicago, Memphis ve Toronto oynayacaklar. Burada ben kaybetme ihtimalini görüyorum biraz. Çünkü Bucks'ta da şöyle bir git gel yaşanıyor. E son e, 27 maçın 23'ünü kazandılar. Ama e, artık sezon sonu gelince biraz daha playoff rotasına girmeye başladıkça konsantrasyon düşüşleri var. Middleton hala e, bir standartizasyon oturmamış durumda. Ek olarak da Milwaukee'yi çok iyi takım, tanıyan takımlar oynadıkları zaman Boston gibi savunmada Milwaukee'yi artık ezbere biliyorlar. Milwaukee'nin hiçbir şaşırtıcılığı kalmadı. Evet hani Milwaukee'yi ben bunu sabaha kadar övebilirim gerçekten. Yani çok derin bir kadrosu var. Ee, hücumdaki opsiyonları çok geniş. Savunma zaten inanılmaz seviyede. Ee, ama hep baktığımız zaman özellikle hücum tarafında iyi savunma takımlarına bir sürpriz yapabilecek, şaşırtabilecek, onların başını döndürebilecek pek bir şey yok ellerinde. O yüzden eee Boston gibi onları tanıyan bir takım geldiğinde çok zorlanabiliyorlar. Hele bir hele bir de bunun üzerine çok yüzleri dışı attıkları zaman işler onlar için çok daha zor. Şimdi da burada eminim ki şunu istiyor. Ya ben hiç doğu finalinden önce Philadelphia'da didişmeye girmeyeyim. Hiç o topa girmeyeyim. Ben de liderliği alayım isteyecektir. Burada hemen Boston'ın da bir son fikstüründen bahsedeyim. Boston'da Milwaukee'den sonra Philadelphia oynayacak. Sonra iki tane Toronto maçı var ve son maçta Atlanta ile. Tabi Doğu'da şöyle bir durum var. Aslında Doğu için play-in şeması şekillendi. Yani play-in'e kalacak takımlar belli oldu gibi. Burada artık Brooklyn Nets e, Miami'nin de arası açıldı. İki maça çıktı. Ki Miami zaten hiç iyi ışık vermiyordu. Burayı tekrar göstereyim bu arada. Onun dışında Heat, Hawks, Raptors ve Bulls zaten play-in potasında kalacaklar gibi duruyor. Burada önemli olan artık kim 7-8'de kalacak kim 9-10'da kalacak. play tekrar hatırlatayım. Yani bilmeyenler yoktur ama unutanlar olmuş olabilir. 7 ile 8, 9 ile 10 kendi arasında oynuyorlar. 7-8 mağlubu 9-10 galibiyle oynuyor. Yani 7. ve 8. sırada olan takımların play-off'a kalmak için 2 şansı var. 7-8 maçının galibi direkt 7. olarak play-off'lara kalıyor. Tabi burada Miami kendisini 6'ya atma fırsatına sahipti ki burada Miami ile de değinmem lazım. Gerçekten onlar da Dallas'tan sonra herhalde en büyük hayal kırıklığı olan takımlardan biri oldu. Bu son haftalarda hemen Miami'nin fikstüründen de bir bahsedeceğim. Evet Miami'de üst üste kayb yani üst üste kaybettiği maçlar Brooklyn, Toronto ve New York. Yani hepsi kendi rakipleri. Özellikle Brooklyn'e maç kaybetmesi onlar için çok kötü oldu. E şimdi bir de üstüne Dallas gibi artık kendisi aynı kaderi paylaşan bir takım var ki Dallas'ın durumu daha da kötü. Play'in dışında da kalabilirler. Onun dışında Detroit maçları var. Bu maçı muhtemelen alacaklardır. Philadelphia, Washington ve Orlando oynayacaklar. Şimdi Washington ve Orlando maçları da cepte görülebilir ama gerçekten Washington ve Orlando gibi takımlar daha az önce de bahsettiğim gibi burada süre alamayan oyuncuların da kendini gösterme çabası vesaire derken kaybedecek hiçbir şeyleri kalmayan takımlar. Burada bir sürpriz mağlubiyet daha alsamayayım hiç şaşırmam gerçekten. Yani bütün alameti farikalı olan savunmalarını da Yakın dönemde kaybettiler açıkçası. Hiç yoklar yani. Özellikle de şu anda NBA'in son iki haftadaki efficiency tablosuna baktığımızda Miami e, Lig'in en kötü savunma yapan 28. takımı konumunda. Son iki hafta içerisinde. E, bunun aksine de Boston e, en iyi 6. ofense ve en iyi 2. defense'e sahip. E, Keza burada yine Pelicans aralığa sıyrıldı. Onlar da savunmada bir anda e, sıçrama yaptılar tekrardan. O yüzden burada Miami'nin ve Dallas'ın bu savunmayla play playoff play'in şansları gerçekten çok kötü seviyelere geldi. Şimdi sezon sıralamasında birazcık batıya da bir değineceğim. Batıda da işler karışık hele batıda daha da karışıktı ki son birkaç hafta içinde biraz daha şekillendi. Artık tepe oluşmuş gibi yani tepede son anda Memphis Sacramento arasında bir değişiklik olabilir mi konusu belki gündeme gelebilir. Ona birazdan değineceğim. Ondan önce şuna bir bakalım. Yani Oklahoma Dallas arasındaki konu zaten çok karışık. Oklahoma'nın burada kalan fikstürüne hemen bir bakalım. Kalan maçları şu şekilde. Phoenix Suns, Golden State Warriors, Utah Jazz ve Memphis Grizzlies oynayacaklar. Ki burada Schei'nin sakat olduğu maçlar da vardı ama Schei'nin oynadığı maçlarda kayıplar yaşadılar ki e, Phoenix'te, Golden State'te hatta Memphis'te işte onlar da ikinci sıradaki yerlerini kaybetmek istemeyeceklerdir. Oklahoma'nın iş çok zor. Yani buradaki Utah maçını alsa bile e, Dallas'ın avantajı aslında biraz Oklahoma'nın fikstüründen geliyor. Çünkü Dallas'ın maçları da çok zor. Dallas'ın kalan maçları da şu şekilde Miami, Atlanta, Sacramento, Chicago ve San Antonio. Ki dediğim gibi Chicago şimdi play'in sıralamasını belirlemeye çalışıyor. Sacramento eğer Memphis arada maç kaybederse ben niye bir sıra daha üstte çıkmayayım diyecek konumda. Atlanta'da keza aynı şekilde play'in sıralaması için uğraşıyor. Miami de keza aynı şekilde. Bir tek San Antonio burada sezonun son maçı. Zaten sezonun son maçına geldiğimizde çok yüksek ihtimalle batıdaki durum şekillenmiş olur. Yani gerçekten Dallas için bunları söylemek üzücü ama durumları bu. Yani Oklahoma'nın fixtürü bir tık daha zor gözüktüğü için Dallas'ın şu kalan fixtürü biraz daha onlara alan açabilecek gibi duruyor ama hiç emin değilim. Oklahoma'nın kalmasındansa Dallas'ın kalmasını şu yüzden tercih ederim aslında. Yani evet Oklahoma çok iyi bir efor sarf etti. Ama en azından Denver'a karşı iki tane playoff tecrübesi olan, all star olan ve bir şekilde playofflarda ekstra bir mental motivasyon bulup daha renkli bir playoff izlettirebilmesi açısından Dallas'ın orada olması daha iyi. Ama şu açıdan da bakarsak da savunma olarak Denver'a yanıt verebilecek. Hani yok hiç hariç yanıt verebilecek diyeyim. Ee, özelliklere sahip. Hani tecrübe ve playoff'daki renk açısından Dallas'ı tercih edebilirim ama Denver'a karşı biraz daha direnebilecek bir takım kim derseniz orada Oklahoma olabilir derim. Ama ikisi de günün sonunda Denver'a e, elenecekler. 8. sıradan kaldıklarını varsayarak söylüyorum tabii bunu play'ine. İkisi de kalamayabilir bu arada play'in sonucunda playoff'lara. Ama hani e Genel düşüncem bu konuda böyle. Tabi burada esas konuşmamız gereken takımlardan biri biliyorum hepinizin de merak ettiği gibi. Tabii ki Los Angeles Lakers. Özellikle Davis'in e, iyi forma dönmesi, işte Van Der Bild'in bu kadroya girmesi, Giancio Russell'la beraber, e, biz Beasley'le beraber acayip bir etki yarattı. LeBron James sakatlanmıştı. Beklenenden çok önce döndü. Belki de normal sezonda hiç oynamama ihtimali vardı ki söylenene göre aslında çok da iyi durumda değil ama artık kendisi de... E, son tuşlarına basıyor. Bu playofflar onun için çok kıymetli olacak. Bütün bunların olduğu ortamdaki, LeBron James sakatlanmadan önce ben direkt playoff'a kalma şansını %30-35 çok küçük ihtimalle, hani biraz daha %40'a kayan tarafta görüyordum. LeBron sonrası biraz daha %10-15'lere düşmüştü benim gözümde direkt playoff şansları. LeBron döndü, takım savunmada, efficiency'de inanılmaz bir sıçrama yaptı. Ve şu andaki durumları çok daha önemli oldu onlar için. Yani Lakers'ın e, kendisini playoff'a atma şansı kesinlikle var. E, ve bunun içinde özellikle de savunmadaki yaptıkları sıçrama çok miyim? Şimdi buna bakarken iki fixture'a bakacağım. Önce Golden State'in özellikle burada alt tarafta kalma ihtimali olan Golden State'in fixture'ına bakacağız. Sonra Lakers'ınkine bakacağız. Hatta buraya Clippers'ı da yazabiliriz yani. Onlara da geleceğim. Şimdi Golden State'e baktığımızda Golden State'in son kalan maçları Denver, Oklahoma, Sacramento ve Portland. Şimdi burada Denver maçı zaten şöyle bir durum var. Jokic'i dinlendiriyorlar. yok Jokic yine oynamayabilir. Jokic oynamazsa muhtemelen bu maçı alabilirler. Hani son durumuna bakmak lazım. Bu maç yarın oynanacak. Oklama maçı da yine kritik ki da onları zorlama ihtimali olacak. Onlar da play potasını kovalıyorlar. Sacramento yine dediğim gibi Memphis'i zorlayabilir. Bir tek Portland maçı burada çantada keklik duran maç aslında kağıt üzerinde. Onla ya yani bu fikstüre bir de Clippers'a baktığımızda Clippers'ın da kalan maçlarını New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers bu bence çok önemli bir maç artık. Yani bencesi yok zaten bunun. Acayip kritik bir maç. Üstüne de Portland ve Phoenix. Ve ee, Phoenix'in son maçta e, yerini garantilemesi durumunda bu maçı zaten full dinlenerek de çıkabilirler. Portland keza yine e, en kolay maç olacak Clippers için. Ama Lakers ve Pelicans maçları çok 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 kritik. Ya bu üçlünün özellikle işte e, Lakers, Clippers, Los Angeles üçlüsü ki burada e, Pelicans da buraya yaklaşabilir. Çok ciddi bir fark yok çünkü şu anda bir buçuk fark var Clippers ve Pelicans olan tarafta. Ki Minnesota'yı da buraya biz ona iki maç var ama ondan işi birazcık daha zor. Ee, hem kadro olarak da biraz daha zor görüyorum. Ama burada Lakers'ın şimdi fixtürüne bakacağız. Lakers'ın kalan maçlarına baktığımızda e, Houston, Utah e, ve Clippers'a göre. Şimdi Houston, Utah maçlarına kayıpsız çıkarlarsa ki önce kötü bir provalar var. Chicago maçı. O Şika ilk Chicago maçını iki tane oynadıkları Chicago maçlarını ilk Chicago maçını kaybetmeleri büyük dezavantaj olduğunu Eğer o maçı da kazanmış olsalardı e, şu an çok daha rahat bir konumda olabilirlerdi. Üstüne de Dallas'a bir son saniye üçlü, üçlüyle verdikleri maç var. Ondan önce de yine Houston'a verdikleri bir maç var. Yani iki tane e, kolay gözüken maçı da vermişti Lakers. Houston Utah'tan sonra Clippers sonra da Phoenix ve yine tekrar Utah'la oynayacaklar. Yani zorlu fikstür yani orta zor fikstür avantajından e, Clippers hariç kolay fikstür avantajına Geçti Lakers. Ee, buradan kal direkt playoff'a kalma ihtimalleri çok yükseldi. Şimdi burada güzel olan taraf e, tabii ki Golden State pardon Los Angeles Lakers için eğer ki 6. sıradan girerlerse ve burada rakipleri Sacramento Kings olursa Kings'e göre en avantajlı tarafları savunmaları olacak. Memphis olursa işler çok karışık. Zaten onu yine playoff videosunda ekstra konuşacağız. Ama gerçekten burası bayağı... E, gerçekten şeye döndü yani pazar yerine döndü. Kim nereye çıkacak çıkarsa bile kimle eşleşecek özellikle 6. sıra ve 2. 3. sıra konusu çok karışık. Burada bir Kings ve Memphis de Memphis'in de fixtürüne bakalım. Evet Memphis'in kalan maçları şu şekilde Chicago, Portland, Perkins, Milwaukee ve Oklahoma. Şimdi Milwaukee tarafı kritik dediğim gibi oradaki üst sıra, üst, doğunun üstünde Boston ile Milwaukee arasında 1-2 konusu biraz hararetlenecek gibi. Diğer taraftan Chicago yine play'in sıralaması için önemli. Burada Portland ve Oklahoma biraz daha onlarda kolay gözüken maçlar. Ama hiç de kolay bir fikstür gibi durmuyor ki Chicago'da buranın sürpriz takımı olabilir yine. Diğer taraftan Kings'in fikstürüne baktığımızda da şöyle San Antonio Spurs, Pelicans, Dallas, Golden State ve Denver. Şimdi burada Denver'ın yine e, konumunu sabitleştirdiğini düşünürsek o maç dinlenme maçı olabilir. San Antonio maçı cepte gözüküyor olabilir. Burada iyi savunma takımlarına karşı Sacramento'nun zorlandığını gördük. Özellikle Boston maçı bunun için iyi bir gösterge oldu. Perkins'a karşı da zorlanabilirler ki Perkins için de inanılmaz önemli bir maç. Dallas için de çok önemli bir maç. Çok zor bir fikstürde yine Kings'i bekliyor. Hani genel overall'a baktığımda evet burada Kings'in 3. Memphis'in ikinci kalacağını öngörüyorum. Ama tabii ki bu fikstür ortamında her türlü sürpriz olabilir. Son olarak da Pelicans'ta Minnesota'nın fikstürlerine de bakalım. Minnesota tarafında Kalan maçlar şu şekilde: Portland, Brooklyn, Spurs ve yine e, Pelicans ile oynayacaklar. Minnesota tarafı için tabi yine zor bir fikstür. Yani burada San Antonio Spurs hariç ve Portland tarih, Brooklyn ve Pelicans maçları çok önemli. Öncesinde de Phoenix ve Lakers maçını kaybettiler. E, belki Portland maçı onlar için moral olabilir. Brooklyn yerini korumak isteyecektir. Yine savunma olarak Minnesota'yı zorlayacak bir takım. Keza Pelicans'ın da play-in durumu hatta playoff off durumu bile son maçlara kalırsa Pelicans'la da çok zor bir maça çıkacaklar. bayağı birbirini yiyecekleri bir maç olacak. Diğer taraftan Pelicans'ın kalan fikrine baktığımızda da maçlar şu şekilde. Clippers, Sacramento, Memphis, New York ve Minnesota'la oyuncaklar. Onların da fikstürü oldukça zor gözüküyor şu aşamada yani tabii bir New York tarafı belki orası netleşirse onlar dinlenmeye geçebilir sıralamanın durumuna göre keza belki Memphis'te de olabilirim diyeceğim ama çok zannetmiyorum ama onlar için yine son maçı Minnesota maçı olması tam bir final maçı olduğunu gösteriyor yani Batı'nın play'in tarafında her şey değişebilir yani Lakers kendini yukarı atabilir oradan Clippers aşağı düşebilir Pelicans'ta Minnesota'nın birbirini yemesi yine Lakers'a keza yarayabilir ama benim son raddede öngörüm batı için şimdi yani doğuda play'in içerisinde bir tahmin yapmayacağım. Hani play'ine kalan takımlar aşağı yukarı belli sadece kendi şirink sıralaması değişecek. Ama e, batı tarafında ben Oklahoma'nın dışarıda kalacağını Dallas'ın bir şekilde kendisini içeri atacağını öngörüyorum. E, play'in tarafında da e, Lakers'ın yukarıya çıkma ihtimali hiç artık düşük değil. Yani önceden söyleyeyim %30-35 ihtimali. Lakers için %50-55'e kadar çıkartıyorum şu aşamada. Yani Golden State'in tabi burada e, biraz sakatlıklara değinmek lazım. Wiggins'in aslında sakatlığı yoktu. Orayı hatırlatayım. E, kişisel nedenlerden dolayı bir süredir aslında uzun bir süredir sağdı değildi. E, i̇dmanlara başladı Steve oradaki açıklamaları. Hani biz e, Wiggins'in son durumuna bakacağız. Maç kondisyon temposuna durumuna bakacağız. Ona göre karar vereceğiz. Tabi onun hiç oynamadığı bir e, senaryoda da biz başarılı olabiliriz dedi ama bence kesinlikle ihtiyaçları var Wiggins'e. Ama Wiggins ne durumda nasıl döner e, onu kör ve biz de göreceğiz. O yüzden Golden State'in burada işi çok zor. Eğer Lakers kendisini yukarı atarsa belki Wiggins'i play-in maçlarında kullanabilirler. Artık çünkü e, son bir atış olacak. Curry'nin de artık e, son yılları böyle formda bir Curry'i de play geçirmek Golden State de bizim için gerçekten çok üzücü olur. O yüzden burada benim biraz daha sıkıntılı gördüğüm takım aslında Clippers. Yani Paul George playoff öncesine kadar yok. Kesinlikle olmayacak. 12 Nisan gibi sakatlı tekrar değerlendirilecek. Minnesota tarafında Reid'i kaybettiler. Sağ bileği kırıldı. Oradan bir ameliyat oldu. Onun durumu da ta Mayıs'a kaldı zaten. Pardon sol bileği kırıldı. Nazareth Mayıs'a kadar yok kesin olarak. Paul George 12 Nisan'a kadar yok. Ee, diğer tarafta Stine Adams ve Julius Randle'ın sakatlıkları çıktı. Julius Randle 13 Nisan'a tekrar değerlendirilecek. Muhtemelen playoff'lara dönebilir. Stine Adams'ın durumu ise hala çok belirsiz. E, ama yine playoff öncesi değerlendirilecek. Tekrar Clippers'ta batı tarafına dönersem sakatlıklardan. Yani Paul George'un sakat olması, kavayın hala belli maçlarda çok formsuz gözükmesi ve bazen patlamalar yaşaması, Russell'ın keza öyle, Clippers'ın yine kaybettiği savunma seviyesi, Golden State ve Lakers'ın yukarı çıkmasını açıkçası kendi adıma daha ikna edici buluyorum. Keza burada yine Pelicans'ın ve Minnesota'nın da, ee, özellikle plan için çok tehlikeli takımlar orada ortada. Clippers bir şekilde aşağı düşerse Play'inde de başarılı olamayabilir. Orası çok karıştı onlar için. Dallas'ta keza burada çok tehlikeli bir takım olacak Oklahoma'ya e, göre. Ama Oklahoma'nın ben açıkçası bu sezon e, ne kadar her ne kadar gönlüm biraz daha Dallas'ın playoff rengi için içeride olmasını istese de oklamada kesinlikle hak etti. Evet son olarak da e, kısaca bir şeye değineceğim. ya yani Bu sezon için bu sıralamalarda beni en büyük hayal kırıklığına uğratan takımlara bir değineceğim kısaca. Bunlardan bence önemlisi Portland. Yani gerçekten Portland'ın e, bu sezon özellikle de e, savunmaya geliştirebilecek hamleriyle biraz daha iyi bir duruma gelebileceğini, e, işte Simons'ın daha iyi bir sıçrama yaratabileceğini düşünüyordum. E, Nurkiç'i belki takasla değerlendirip orayı daha farklı geliştirebilirlerdi diye hayaller kuruyordum. Ki Portland'la ilgili ben niye hayal kuruyorum onu da bilmiyorum ama sadece tek derdim burada yaptıkları hamleleri çok pozitif görmemdi. Ama hiç ortaya bir şey koyamadılar. Tabi bu konu bence Chance Blaps'a da yazar. Onunla ilgili ne karar alacaklar bilmiyorum. Keza bir diğer hayal takımda takım da kesinlikle Dallas. Yani Kyrie hamlesini dediğim gibi hani olumsuz değerlendirmeye daha yakınım her zaman için. Ama Kyrie hamlesinin de dışında Jason Kidd'in genel sezon performansı da hiç iyi olmadı. Ee, genel olarak takımın kimyasıyla ilgili de hiç doğru takviyeler yapamadılar. Yeni GM'in yaptığı ilk hamle tabii ki Kyrie oldu ama e, genel olarak gelecek sezon için çok daha marjinal bir alikte değişiklikler yapması gerekecek. Bu iki takım özellikle bende sezon sıralamasında büyük hayal kırıklığı yaratan takımlar oldu. Batı'da, doğuda ise hani e, o kadar Hayal kırıklığına uğradım dediğim bir takım yok ama ilk aklıma gelen takım burada Miami oluyor tabii ki birçok kişi gibi. Miami'de artık e, hatta son açıklamalarında ya işte sezonun gidişine bakacağız ama herhalde seneye artık bu takımı dağıtır mıyız gibi böyle muhabbetler çıkmaya başladı. Hiç aradıklarını bulamıyorlar, hiç stabil kalamıyorlar. Belki artık orada da bir kan değişikliği eski tabiriyle de gerekebilir. Sporstrayı ben koç olarak çok beğenen biriyim ama... Bu takımın birazcık daha kendi kalıbını değiştirmesi lazım. Öyle hissediyorum artık. Çok tıkanıp kaldılar. Bunu sadece oyuncu değişikliğiyle de yapamazsınız. Bazen de kötü olmasa da bir koç gözü, bir koç fikrinin de değişmesi gerekebilir bazı takımlarda. Keza Toronto'da böyle. Toronto'da Nick Nurse'ün ayrılma ihtimali artık masada konuşulmaya başlandı. Hatta Udoka'nın tekrar belki gelecek sezon dönme ihtimaliyle belki de Toronto ile anlaşabilir dedikoduları da çıktı. Ya evet Batı tarafında Miami ve Toronto'yu sıralama olarak e, en büyük hayal kırıklığı olan takım olarak sıralayabilir. Evet videonun sonuna gelirken de sezon ödüllerinden bir bahsedeceğim. Sezon ödülleri tabi kendi tercihlerim. Tamamen kendi kişisel, kendi kafa yapımla, kendi bazen koç gözümle, bazen fan, fan gözümle, bazen sadece yorumcu gözümle baktığım e, ödüller bunlar. O yüzden İstediğiniz gibi eleştirebilirsiniz istediğiniz gibi coşabilirsiniz istediğiniz gibi küfür edebilirsiniz hiç sorun yok. Şöyle MVP tarafında benim adayım açıkçası MBD ilk kez bu sezon daha yakın düşündüm yakın olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. Ama kesinlikle yok hiç. Neden yok hiç? Çünkü yok hiç MBD'ye göre birçok açıdan daha ol around duruyor sahada. Takıma kattıkları Kendinden verdiği ödünlerle ve kendinden verdiği fazlalıklarla beraber çok daha fazla geliyor bana. Denver'ı taşıdığı yer zaten ligin en tepesi şu anda. O yüzden e, yok için ki eleştirdiğim tarafları da var. Bu arada bence kesinlikle hücumda daha fazla sorumluluk alması gereken döneme geldi. Ama hala almıyor gibi hissediyorum. Umarım playoff'ta bunlar yaşanmaz. Embiid tarafında ise evet hani savunmasını çok üstüne koydu ama hala çemberden uzaklaşınca savunması düşük. Oyun yönlendirme ve takımla doğru connection'ı kurma, doğru oyun yönlendirme zihniyetine erişme tarafında ise çok zayıf. Yani burada tamamen o kısmını Harden'a bırakmış durumda. Yani Embiid Harden olmadan tamamlanamıyor. Kendini de tamamlayamıyor. Öyle bir durum var ama yok için gerçekten... Kendiyle beraber takımı yükselten, kendiyle beraber takımı belli bir e, seviyeye çeken bir yapısı var. Zaten şu anda Bayislerde ve NBA'deki genel rüzgarda da yok hiç e, öne geçmiş durumda tekrardan NBA'de göre. Tabi burada NBA e, dediğim gibi yani neredeyse eşit. Çok ufak burun farklı bu bahsettiğim konulardan dolayı biraz geride kalıyor. E, kesinlikle hak ediyor ama e, gerçekten yok e, çok ekstrem bir durumda ve üst üste herhalde 3 kere kazanan oyuncu da olacak. Tabii burada diğer ola olağan adaylar Yanis ve Tatum. Burada Doncic çok geride kaldı özellikle son dönemde. Tatum aslında müthiş atak yaptı ama bu saatten sonra yok içi geçebilecek bir durumda değil. Yanis de keza ki Yanis aslında geçen seneye göre birebir savunmasında ciddi düşüşler yaşıyor. Hücumda yine playoff dönemi geldiğinde eski inatlarını geri dönecek imajı çiziyor. O da biraz geride benim gözümde. O yüzden net adayım şu anda yok içi MVP için. E, yılın çaylağında çok konuşacak bir şey yok. Yani burada Benkero kesinlikle. E, Benkero'yu bu sene izlediğim her maçta e, hem beğendim hem de ekrana böyle bağırmak istedim bazen. Ya bununla niye uğraşıyorsun? Şunu yapsana işte. Neden boyalı alana daha yakın oynayıp buradaki footwork'ünle çembere daha iyi atak etmiyorsun da gereksiz işte dış hücumlar deniyorsun, orta mesafe atıyorsun, tuhaf birebirler oynuyorsun. Yani bazen Benkero'ya bakıyorsunuz ki çaylak sezonda olan bir bahsediyorum. Julius Randle'dan hallice bir oyuncu gibi gözüküyor. Bir bakıyorsunuz inanılmaz akıllı oynuyor. Oyuna yön veriyor. Savunmada daha fazla efor sarf ediyor. Daha akıllı oynuyor. Hücumda inanılmaz iyi bir footwork'ü var. Çok doğru pozisyon alıyor. Çok doğru bitiriyor. İşte o zaman diyorsun yok abi Julius Randle'ın çok üstünde bir oyuncu. Ondan çok daha iyi gözüküyor. Daha akıllısı. Daha e, all around versiyonu. Öyle olunca Benkero'ya e bayılıyorum. Özellikle de Orlando'da Wagner'la beraber... Müthiş bir ikili olabilirler. Orada çok iyi potansiyel var. Tabi bugün şu anda Orlando konuşmayacağım ama... ...Bankero'nun Wagner'le birlikte Orlando'yu tepeye taşıdığı bir senaryo kafamda çok güzel şekilleniyor. Özellikle böyle bir koç gözüyle baktığımda da iki oyuncuyla böyle sahada... ...çok iyi oyun yönlendiren bir yapıda kullanabilmek ve çok iyi iki iç-dış bitirici olarak kullanabilmek çok iyi gözüküyor... Umarım öyle olur ileride ben görüyorum zaten bu sezon e, bu açılardan Çaylak oyuncuyu çok rahat hak etti. En iyi 6. adam ödülü biraz karışık. Burada kafam çok gidip geliyor. Yani önce olağan adayları bir sayayım. Bragdon, Kuyak, e, Emmanuel Kuyikli, e, Portis, Norman Powell, e, Austin Reese, Mon Malik Monk ve e, Russell Westbrook'ta. Russell Westbrook da çıktı artık yani o Lakers dönemi 6. adamlığından dolayı. Burada artık kalan adaylar Bragdon, Kuyikli, Portis. Norman Powell ve Reeves gibi oldu biraz daha son dönemde. Benim öne çıkan iki adayım ve genel olarak zaten Bayis'lere de baktığımda öne çıkan iki aday Bragdon ve Quigley. Hatta Quigley'i daha önde görüyorlar. Evet buna da hak veriyorum. Gerçekten Quigley New York'un iki sene önceki playoff resminden daha iyi bir hale gelmesini sağladı. Kısa savunmasını çok geliştirdi. Kenardan gelip yine hem açık sahada çok etkili olabiliyor hem Birebir etkisi var hem de şut etkisi var. Oyuna yön verebiliyor. Gerçekten müthiş bir 6. adam yakalar. Hatta muhtemelen çok potansiyel bir ilk 5 oyuncusu yakaladılar. New York tarafı çok şanslı. Ama Bragdon'a baktığımda ki bu arada iki oyuncu da %40'ın üstünde üçlük atıyordu son istatistiklerine baktığımda. Kenardan gelip bu da çok önemli bir yüzde. Ama Bragdon'a geldiğimde Boston'un ilişkisi beni 6. adamlık konusunda daha çok ikna ediyor. Neden? Çünkü Boston'ın belki de çok uzun süredir aradığı ki Derek White da de bunu yapmışlardı ki Derek White ilk 5'e geçince bunu yine kaybetmişlerdi. Kenardan gelecek, savunma kurgusunu bozmayacak, hücumda çok rahat çember hata üretebilecek, boyalanı her zaman zorlayabilecek ve dış şutu da dengeli top dolaşımında sırıtmayacak. Çok doğru bir kısayı buldular ve bıraktım buraya müthiş oturdu. Yani hem kişisel performans olarak hem takıma etkisi olarak 6. adamlık konusunda Bıraktım ben de bir adım daha önde ama Kuyuklu da alsa şaşırmam. Bence ikisi de çok hak ettiler bu ödülü. En çok gelişme gösteren oyuncu e, konusuna gelelim. Orada da Mark Gunnan, e, şey, Gilles Alexander, Brunson, ve Michael Bridges ve Ali Burton doğal adaylar şu anda. Evet Mark Gunnen, kağıt üstünde bence çok ciddi bir aday ama e, ben kesinlikle oyun burada SC'ye veriyorum oklamayı özellikle Dignan'ın onunla beraber artık evet biz bu takım ileri taşıyoruz karayla beraber doğru yarattığı rotasyonlarda çok iyi bir rol üstlendi. Lider olabileceğini kanıtladı. Müthiş bir sıçrama yarattı oklama için. Ya bugün şu anda hani offun hala play'inin içindeler. Play-off adayı bir durumdalar. Diğer rebuild eden takımlar arasında ciddi sıyrıldılar. Bunun da bence tek nedeni te tek nedeni demeyeyim ama en önemli nedeni Şevgilis Alexander'ın stabil formuydu. E, o yüzden benim burada tek adayım e, SJ. En iyi savunma oyuncusu. Burası karışık. Yani bu konuyu zaten canlı yayınlarda da çok konuşuyoruz aslında çok tartışıyoruz. E, benim savunmacıya bakış açım biraz daha e, çok yönlü olması tarafında. Yani çok iyi çember savunması yetmez ya da çok iyi dış savunma yetmez. Çok iyi bir kenar olmasa tek başına etmez. Çok iyi yardım getirmelisiniz. Çok iyi coverlar yapmalısınız. Takımınız o anda alan savunması yapıyorsa onu da içine çok hızlı girebilmelisiniz. Kenardan geliyorsanız takımın eksikliklerini iyi görüp çok iyi yönetmelisiniz. Hatta belki de savunma e, rotasyonunun sağ içindeki lideri olmalısınız. Şimdi böyle baktığımızda tabii ki konuşulan isimler ...Buruk Lopez, Jaren Jackson Jr., Adebayo, Yanis ki ben Yanis'im bu sezon belli açılardan savunmasında düşüşler görüyorum. ki Davis ki Davis belki bütün sezonu daha stabil oynasa sakatlı olmasa %100 hak ediyor bu arada. Bence kesinlikle almalıydı. Hem iç hem dış savunma olarak müthiş etkili de savunmasında. Ama tabi burada şu an doğa, doğal adaylar Lopez ve Jaron Jackson Jr. Şimdi ben bu e, ikilinin e, pardon bu dörtlünün yanına beşlinin yanına hatta e, son dönem Mobley'i de eklemek isterim adını anmak için. Tabii ki ödül alamayacak ama Mobley müthiş oynuyor. Yani e, burada yarattığı etki Cleveland için muazzam. E, ben açıkçası geçen sözlerle evet, çembere yakın savunmasını biraz daha iyi buluyordum ama artık dışarıda da, switchlerde de, yardımda da çok etkili. Özellikle köşeye yetişme konusunda, köşeye düştüklerine yetişme konusunda çok iyi efor sarf ediyor. Çok geliştirmiş kendisini. Gerçekten orada ciddi sıçrama yapan oyunculardan biri Seneye onu da e, kesinlikle konuşuyor oluruz en iyi savunma oyuncuları arasında. Ha benim adayım kim olur derseniz hadi geçen sene mesela çok uzun bir süreden sonra aslında e, bir kısa oyuncu yine en iyi savunma ödülünün parçası olmuştu Marcus Smart. Marcus Smart bu sezonda gayet iyi zaten stabil bir şekilde devam ediyor. Cezar de çok önemli bir oyuncu. Melton Philadelphia savunmasını başka bir seviyeye taşıdı. Draymond Green zaten yıllardır e, bu ödülün doğal konuşulanlarından her zaman. Ama benim kişisel adayım burada kesinlikle ve kesinlikle Minnesota'dan McDaniels. Yani McDaniels muazzam bir savunmacı. Yani bugün e, mesela B-Ball Index'in istatistiklerine baktığınızda işte en zor eşleşmelerde e, en efektif olan oyuncu. En iyi işte screen savunmalarında, yardım savunmalarında en iyi alan kavur eden, e, en az hata yapan, pick and roll savunmasında rakibine... Düşük yüzde veren oyuncu. Köşe üşükleri, kanat e, pozisyonlarına e, iç yardımlardan sonra tekrar dönme konusunda müthiş bir oyuncu. Ya Bence Jaden McDaniels hak ediyor burayı. Ama tabii ki şu an NBA'in bakışı ya da bu ödüle bakış daha farklı. Evet Lopez'de Jaren Jackson Jr. kötü mü? Hayır. Yani müthiş çember savunmacıları. Ama bu kadar. Maalesef. Yani Lopez bugün hala playoff geldiğinde e, drop'tan başka bir şey yapamıyor. Yani oraya bir switch'e çıkaramazsınız ya da e, dış şut tehdidi olan bir oyuncunun tepesine bindiremezsiniz. Jaren Jackson Jr. burada biraz daha, önde. açıkçası bu konulardan dolayı ben hani Jaren Jackson Jr.'ın yine e, kulacıyla kulaçıyla, kulaçıyla beraber yaptığı recover yardım savunmasını falan biraz daha takdir ediyorum. O yüzden benim için bu iki doğal aday adı arasında Jaren Jackson Jr. bir adım önde. Ama Lopez'in de çember savunması impact'i gerçekten çok yüksekti. Bu sene hakkını vermek lazım. ...müthiş iş yaptı orada... ...hala da çok iyi iş yapıyor... ...hatta yani... ...Boston gibi mesela boyalan üretimi... ...yüksek hedefleyen bir takımı... ...orada durdur ama dışarıda durduramadılar... Bundan en büyük etkeni Lopez... ...ama diğer tarafta da Lopez mesela... ...çok iki uçlu bir... ...konu Lopez konusu... ...ama doğal adaylar arasında dediğim gibi... Hani ...Lopez'in hakkını veriyorum... ...burada Jaron Jackson Junior'ın... ...alacağını düşünüyorum... Ama benim kendi doğal adayım e, kesinlikle McDaniels ama alamayacak. <laughs> ve gelelim Koç'a. Ya yani Koç'ta çok tartışmayacağım Mike Brown. Yani burada kesinlikle ve kesinlikle Sacramento'yu yıllar sonra getirdiği nokta tartışmasız onu en iyi Koç adayı yapıyor. Tabii ki onun yanına yazacağım isimler yok mu? Var mesela Mazula. Mazula özellikle Udoka'dan aldığı takımı geliştirdi. Yani Udoka'dan aldı ve götürüyor değil. Kesinlikle geliştirdi. Takımın ben mental olarak sağlığında daha iyi görüyorum Udoka'dan sonra şu anda. Mazula çok büyük iş yaptı. Ee, tabii burada Mike Malone'u, Taylor Jenkins'i sayabiliriz yine iyi koçlar olarak. Ee, keza ben Digno'yu de burada sayarım. Yani Digno'nun da hakkını vermek lazım. Rebuild eden takımlar içerisinde en, en hızlı e, kendine yol tizen takım Oklahoma oldu ama diğer tarafta tabii Mike Brown çok güçlü aday. Umarım alır. Bu arada tabi Mazula'nın da alma ihtimali yüksek ama Herede bastın son anda bir de liderliği alırsa doğuda. Mazula da buranın doğal adayı ama benimki sıradayım kesinlikle Mike Brown. Helal olsun yani çok müthiş iş çıkardı ve şunu da söylemem lazım. Takımla da çok iyi bir ilişkisi var. Yani herhalde şu anda takım koç ilişkisi mutluluk araştırması yapılsa Mike Malone'la e, Mike Brown çıkar herhalde tepede. Gerçekten ikisinin takımı ilişkisi de muazzam. O yüzden buradan bile e, direkt ödülü hak ediyor. Evet, normalde videoyu burada bitiriyordum ama son bir konum daha var. Bitirmiyorum. Evet, yine kaçamıyorsunuz. Yine yarım saat hedefiyle çıktım bir video, bir saatlere geldi. Son konumda e, Kevin Durant'ın e, Atlantik'se verdiği bir röportaj vardı. Atlantik'e verdiği bir röportaj var. Bu röportajdan aslında çok kısa bir bahsedip bir şeyden konuş, bir şeyden bahsetmek istiyorum konuşmak istiyorum daha doğrusu. Durant burada işte kendi legacy ile ilgili artık e, bir beklentisi kalmadı. Ne artık hani kendisinin için bir legacy yaratmak bir işte e, ya kendi alanımı yarattım. Artık burada gümbür gümbür gidiyorum ben. Beni kimse e, artık tartışamayacak kafa yapısındaydı ya bundan birkaç sene önce. Özellikle Golden State'e gittiği dönem de çok eleştirilmişti. Ondan sonrasında zaten tamam ben Brooklyn'e gidiyorum, kendi alanımı yaratıyorum, Kyrie show yapacağız, kendi legasimi yaratacağım dünyasından çıkmış ee, ve bence geç kalmış. Artık hani tabii çıkma noktası onun gözünde biraz daha ya artık bu art iyice kıyasa girdi. Bizim performansımız dışında sadece kıyaslamak için bakılıyor. Ben bundan çok sıkıldım. Ben sahaya çıkıp oyunumu oynayıp evime dönüp ailemle vakit geçirmek istiyorum diyor. Okey bu gayet doğal bir şey. Benim burada kendi adıma bir üzüntüm var. Tabii Durante bunu e, genelde daha... Amerikalılar farklı noktadan bakıyor harbiden işte çık vur parçala tek başına sürükle yardır işte sen adamsın Golden State'e gittin sattın davayı falan gibi bakılsa da ben hep ters taraftaydım neden ters taraftaydım çünkü bu tarz oyuncuların mesela Cavalier'in Toronto dönemi gibi e, ki o dönemde Durant'in ve Clay'in sakatlığında şampiyonluğu da geldi keza Durant'in de işte Golden State gibi yani bu oyuncuların kıymeti yüksek oyuncuların hazır takımlarda olması beni çok daha heyecanlandırıyor. Onları orada izlemek beni daha mutlu ediyor. Çünkü bütün sahaya koyabileceklerini, bütün silahlarını, bütün potansiyellerini görebiliyorsunuz orada. Yani şu çok önemli değil. Çıksın bir maç 60 atsın sonra takılsın ya da bir maç işte 80 sayı atsın 20-30 asist yapsın değil. Abi. Bütün sezon o yüksek performansı hem hücumda hem savunmada vermek ve o takımla beraber yükselip sürklase etmek çok acayip epik geliyor bana. E Golden Golden State'te buna bu şansı vardı yani. Buna çok yaklaşmıştı. Onu kaybetti Brooklyn'le beraber. Bence bu biraz Brooklyn'den gelen bir hayal kırıklığı da var. Anlıyorum. Yani röportajında bundan biraz bahsediyor. Evet hani ben Kyrie'nin takasını istemesinden sonra biraz bekledim hani ne yöne gideceğiz diye. Çok da bir yöne gidecek gibi değildi. Ben de istedim o yüzden demiş. Ama belli ki Brooklyn'le ilgili daha büyük bir hayal kırıklığı var. E, Kyrie'ye karşı da muhtemel hayal kırıklıkları vardı. Daha önceki sezonda da zaten Covid'den dolayı bunu yaşamışlardı. E belli ki biraz şeyi bence anladı. Ya bu böyle bir isteyerek olacak bir şey değil bu. Ben buraya geleceğim bir legisir Hadi bana onu ver bunu ver. 2 kilo soğan ekle. Üstüne de kaşe eritelim. Olmuyor. Böyle olmayacak bu iş. E şimdi Sans'ta. Sans'ta evet biraz da artık vadesi gelen oyuncular var. Prime'ında olan oyuncular var. Mutsuz olan oyuncular var. Ama iyi bir koç var bir yandan. Çok ilginç bir duruma geldi. Burada da artık tek derdi bence ki kendi röportajında bundan bahsediyor. Hiçbir şey didişesim yok. Çıkacağım. Oynayacağım. En iyisini vereceğim. Gideceğim diyor ki Durant bunu yapar. Yani Durant konusunda bu yüzden az, aksine bu röportaja kızdım. Evet hani ulan Legacy ile uğraşmayacaksan niye Golden State'te kalmadın? Ki bence gerek zaten hiç bu tartışma benim zaten sevdiğim bir tartışma değildi. Kıyas tartışması da benim sevdiğim bir tartışma değil ama Durant'in kişisel e, halini tavrını da bir kenara bırakarak söylüyorum. Tabii oyunculuğunun en üst seviyesini devamlı izlemek isteyen biriyim bir anlamda. E, Golden State'de kalsaydı muhtemelen şimdi üzerine 3 şampiyonluk daha yazmıştı belki de. En az iki şampiyonluk yazmıştı. Şimdi Suns da, da bunu yapabilir evet. Ama Suns tabi Durant almak için çok kritik şeylerden vazgeçti. Ee, o yüzden bu takımın şu andaki kadrosu hiç derin değil. Ee, dediğim gibi Aiton gibi çok mutsuz bir oyuncuları var. Chris Paul gibi artık iyice yaşlanan ve playoff'ta ne kadar sağlıklı kalabileceği şüpheli bir oyuncu var. Burada Booker ve Durant'in e, merkezinde olduğu takımın... E, Bridges ve Cam Johnson gibi oyunculardan sonra ne seviye... Savunma yapabilecek konusunda tabii ki Durant burada savunmanın da yine çok önemli bir parçası olacak bence. Özellikle Aiton'un yanında. Hatta belki Aiton kenardayken de. O yüzden ...Durant'ın Durant'in playoff performansını özellikle bu açıklamasından sonra Atletik'e verdiği bu açıklamasından sonra çok merak ediyorum. Yani Kings'ten sonra belki de bu sezonun en sürpriz takımı Sans olabilir. İnanılmaz bir Durant izleyebiliriz. Sakatlık olmazsa saçma sapan şeyler yapabilir ve bu takımla beraber e, gerçekten gelecek sezon için artık son belki de son birkaç sezon için iyi hamleler gelirse çok acayip işler de yapabilirler ama tam tersi olarak yani yine buradan da bir noktada abi olmuyor. Biz burayı dağıtıyoruz da da gelebiliriz. Çünkü e, Sans da tabi organizasyon değişikliği oldu. Takımın sahip sahibinde değişiklikler oldu. Oradaki orada da durum onlar için önemli. Durant'ın performansı. O yüzden Durant'in ikinci bir Golden State'te benzetsen de tabii o kadar değil. Hani abartmayayım. Sans'la Golden State aynı seviyede değil ama ikinci bir Golden State dönemini ilk adımını Sans'la atıyor olabilir bu açıklamasından sonra. Bu da çok pozitif geliyor bana. Burada eğer e, coachinglere didişmezse ve savunmada da biraz daha o tabii Golden State yaşından daha fazla olduğu için o eforu vermesi zor bence de. Sakatlanma riskinden de dolayı. Ama birazcık da olsa verirse çok acayip bir Phoenix ve Durant izleyebiliriz. Çok merak ediyorum e, Sans'ı ve Durant'ı deyip bu videoyu bitiriyorum. Evet şimdi bundan sonra e, şu hatırlatmaları yapayım. Haftaya ben İstanbul'da olacağım. İstanbul'da e, bu hikayedeki göt ben Mim konseptimizi sahnede yapacağız. 6 Nisan Perşembe günü Beşiktaş sahnede. E, yine keza Bağın Haber Ajansı podcastimizde 7 Nisan Cuma günü Kadıköy binada yine sahnede yapacağız. Eğer NBA dışında bu e, bu videoları takip ediyorsanız ya da işte bu konseptleri takip ediyorsanız gelin sahneye de tanışalım. Biletinizi kapıp gelin muhabbetimize dedim. Hatta arada NBA bile konuşabiliriz. Onun dışında playofflar ve play-in maçları e, 11 Nisan'da başlıyor. Play-in maçları 15 16 Nisan'da da playofflar başlayacak. Tam o dönemde de playoff videosunu ben yayınlamayı düşünüyorum. Playinler için ayrı bir video olmayacak. Çünkü tam İstanbul'dan dönüşme denk geldiği için orada bir video yapma ihtimalim yok maalesef. Ama playin maçlarının sonrası, playoff öncesi e, her sezon yaptığımız analiz videosu gelecek. Sonrasında da bu playofflar için ve finaller için canlı maç yorumları ve yine keza playoffların gidişatını yorumladığımız canlı yayınlar yine bu kanalda olacak. Gelin takip edin, like atın, çana basın, işte yorum yazın, paylaşın, yapıştırın, acımayın yani. Haydi kendinize iyi bakın bir de. Bay bay.